Evet, 3. partta başladık. Trabzonspor'la başlayacağız. Lider Göztepe deplasmanında 10 kişi kalmasına rağmen, Cilerme'nin eksilmesine rağmen 3-1'lik galibiyette dönmeyi bildi. Çok bence doğru bir oynadı Trabzonspor. Aynen. Cuma akşamı. Hakikaten ne oynadığını bilen, sahaya yerleşimi çok doğru olan Trabzonspor şampiyon gibi oynadı Berk. Evet, uzatmadan söyleyelim diyorsun. Manşeti ver peki. Şampiyon gibi oynadı Trabzon. Çünkü oyuncuların vücut dili, kenarda Hüseyin Hoca'nın, giren çıkan oyuncuların, hatta Abdülkadir sakatlanınca Uğurcan'ın koşması, bunlar hep takım olmaya işaret. Yani Trabzon bunu yapıyor ve oyuncuların maçtan sonraki paylaşımlarını hatırlayın. Kaldı 7. Evet. Kaldı 7. Nefis. Hedef belli. Yani bu Trabzonspor'un hazır olduğunu gösteriyor başarıyı. Ama bir taraftan da şu var. Stres olacak. Bir noktada artmaya başlayacak. Onunla baş etmek önemli. Onunla Trabzonspor 96 yılındaki o Fenerbahçe maçında baş edememişti. Daha sonraki süreçte yaşanan işte saha dışı faktörlerin, Fenerbahçe ile olan sık sık olan durumlarda Trabzonspor hep saha dışında o mücadelede saha içine olumsuz yansıyarak çıktı. İlk kez bu dönemde Trabzonspor Başkanı Ağoğlu ben çok doğru yaptı. Herhangi bir polemiğe girmedi. Saha içinde oyunculara bakarak, onlarla odaklanarak yaşıyor. Yani şu görüntüyü hatırlıyoruz. Maçtan sonra takım otobüsünün yanında duruyordu. Evet. Şimdi böyle zamanlarda oyuncuları mutlu eder bu. Her zaman alışık olduğumuz bir şey değil. Başkanın yeri midir orası? Avrupa'da değildir. Ama burası Türkiye ve böyle bir dönemde bu kadar şampiyonluğa hasret kalmışken Trabzonspor'a özellikle yerli oyuncularla çok güzel bir ilişkisi var. Hani Abdülkadir sakatlandığı zaman yer sofrasındaki o fotoğraflar. Orada bir aile ortamı oluşması çok önemliydi. Ve gençlere yapılan yatırım yavaş yavaş karşılığını buluyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çünkü biz hep hani yorumlarımızda anlatıyoruz ya, işte Türk futbolu altyapı uzun uzun konuşuyorlar. Ben genelde çok uzun konuşmamaya gayret ediyorum o konuda. Çünkü altyapı konusu çok başka bir konu. Tabii. Ama Trabzon bunu yapıyor. Elimizde örnek var. Yapanı var ya. Evet ya, bu ve lider şu anda Trabzonspor. Şampiyon olur olmaz o ayrı konu ama gençlerle ve Yusuf'u satarak, tabii, ve Sosa'sız ve Cilerme kırmızı kart gördüğünde, tabii ki Göztepe'nin ilk bölümde söyledik. Puan durumundaki yeri, işte oyuncuların çok fazla konsantre olmaması, maçın sert geçmemesi olabilir, tabii etkilemiştir, olabilir, skoru etkilemez ama sonuçta da Göztepe deplasmanı kolay bir deplasman, evet, değil. Şampiyon yani gibi oynadı ve şampiyon olursa da sonuna kadar hak etmiş bir şampiyonluk olur. Çünkü bu sezonun hücum anlamında özellikle en yaratıcı, en heyecanlandıran, en keyif veren takımı ve bireysel performanslara baktığımızda da hani Sörlot'u, Vakames'i, Sosa'sı, Abdülkadir sakatlıktan kötü dönmedi. Yani Parmak çok iyi oynadı. Parmak o şansı çok iyi değerlendirdi. Düşün, Endia yedekti. Evet. Yani Trabzonsporlu oyuncular Arman'ın, göğsündeki Arman'ın değerini çok iyi biliyor ve ona da layık oynuyorlar diyebilirim. Yarın da Fenerbahçe karşısında yine çok önemli bir sınav verecek Trabzonspor. Cilerme olmayacak, kırmızı kart cezalısı. Sosa'nın durumu belli değil. Aynı mücadeleyi göreceğiz. Yine sadece göreceğiz yani. Bence de yani hiçbir şey olmayacak. Biz ne alacağımızı biliyoruz Trabzonspor'da. Yani bazı oyuncular kötü oynayabilir ama o günlük performans. Aynen öyle. Yani Trabzon bir iskeleti oturtmuş durumda. Ki dünya yıldızı Staric dedik, dünya yıldızı Obimikel dedik. Ben hep yoklar şu an mesela. Transfer sezonunda ondan bahsettim. Evet. Dedim ki Uğur'la olan programda da, seninle yaptıklarımızda da, Trabzonspor'un ihtiyacı Staric değil. Sörlot ya. Çok basit. Görev adamı dedi. Yani hakikaten öyle. Tamam, yıldız tabii ki güzel bir şey. O sevinçler, işte kollarıyla dans etmeler, ben onu yapamıyorum. Yani ben böyle yapamıyorum. O işin keyif tarafı ama Staric sahada güçsüzse istediği kadar dans etsin. Çekilmiyor yani. Olmaz. Olmuyor. Dans da eksik. Olmaz. Golle olur. Hani sen göster dans sahada. Dans zaten golden sonra yapıyorsun. Heh, bravo. Gel. Sosyal mesafe. Yani o dansı durup dururken yaparsan deli derler adama. Hani önce gol atacaksın, sonra dans yapacaksın. Obimikel'deki olay da o süreçte kendi gitmek tercihi istedi. Gitmek istedi. Zaten bir ara toparlamıştı ama tam o istenilen, ismine layık bir performans çok göremedik Mikel'den. Parmak çıkıyor, oynuyor. Oynuyor ve mükemmel oynadı. Hakikaten görev tanımı da değişmiş, evet. Abdülkadir Parmak'ın. Çok biraz iyi daha sopelerin arasına girip ilk, aynen, topu alan oyuncu oldu. Yani o mücadeleden, orta saha oyuncusundan biraz daha böyle özgüvenli, top kullanan bir orta saha oyuncusuna dönüşmüş Abdülkadir Parmak. Yarın içinde Fenerbahçe karşısında
Bence daha önde olan takım Trabzonspor. Sosa oynar büyük ihtimalle. Yani Sosa oynasa da oynamasa da bence Trabzonspor'un gol bulabileceğini düşünüyorum. Sörloth'un gol atamamasına rağmen uzun bir süredir aslında gol atamıyor Sörloth ama pandemi öncesinden de birkaç haftadır gol atamıyordu. Ama yaptırdığı penaltı, o işte ilk yarısında 70 bir metre topu sürdü. Bir de ilk yarıda bir hareketi var. Dikkat ettim abi bilmiyorum. Yani vücudunu rakiple arasına koyup rakibi uzaklaştırıp götürdüğü bir top var ilk yarıda. Yaklaşamıyorsun. Yaklaşamıyorsun bile yani. O mükemmel bir özellik. Çok özel bir oyuncu hakikaten. Umarım yani Trabzonspor bir sene daha galiba kiralık sözleşmesi var. Bonservisini alır da çok daha İnşallah. Yüksek bir fiyata satabilir. İnşallah. Trabzonspor'da işler yolunda gidiyor diyebiliriz. Başakşehir'le devam edelim. Medipol Başakşehir hafta sonunda, o da cumartesi günü Alanya'ya karşı, o da zor bir rakipti Alanyaspor. Evet, Alanya'yı iyi çözmüştü Başakşehir'i. İlk yarı bayağı kapattılar. Yani Başakşehir fırsat buldu ama Alanya ikinci yarı dağıldı tabii. Çünkü Başakşehir bir şekilde A olmazsa B, B olmazsa ısrarlı C. oyun planına sadık bir şekilde devam ediyor. Ya aynı şey, opsiyonları farklı çok. Farklı oyun planlarının. Yani sistem olarak aynı kalsa da mesela ters topları o kadar iyi kullanıyor ki. Çünkü İrfan var mesela orada. Yani Mahmut'a yaptığı ortanın hakikaten yani. İnanılmaz. Yani adam terse inanılmaz toplar atabiliyor oyun içinde. Mesela orada Epriano var. Acayip. Ama derinlemesi. 20'ye, 30'a, 40'a çok güzel o orta ve uzun. Marcao'nun yaptığı o işi yapabilen. Pasları tabii. O Marcao da o konuda iyi ama Epriano bence daha iyi şey olarak. Çünkü Marcao yaşı gereği biraz daha zamanı var. Olmayacak yerlerde yapıyor. Ve kaybettiği zaman sıkıntı oluyor. Epriano garanti ve hissettiği an yapıyor geriden oyun kurma işini. Yani Başakşehir'in o kadar çok opsiyonu var ki Crivelli ve Dembaba sıkıştığı zaman işte İrfan devreye giriyor. Bir bakıyorsun Mahmut devreye giriyor. Yani bence herkes gol atabiliyor. Güzel bir şampiyonluk yarışı olacak. Tabii Galatasaray için henüz bitmiş değil ama bu yaşananlardan sonra biraz geride kaldığını söyleyebiliriz. Sivas'ın da bugün maçı var. Sivas yenerse evet, Sivas da potoya girebilir. Yani Başakşehir, Trabzon iki değerli takım ve iki değerli performans. Burada belki son haftaya kadar gidecek bilmiyorum ama çok keyifli bir şampiyonluk yarışı olacağını söyleyelim. Galatasaray için tabii ki tekrar ediyorum hani bitmiş değil. Çünkü Galatasaray'ın Başakşehir ve Trabzon maçları var. Her ne kadar kötü zamandan geçse de Galatasaray oradan kazanarak çok iyi oynayan takımdır. Hatta Türkiye'deki en iyi bu final dönemlerindeki takımıdır bence. Ama Başakşehir'in sistemi sadece bugünün değil. Yani 4-5 yılın bir ürünü. Ve kolay kolay isimler değişiyor ama o anlayış değişmiyor. Olamadılar. Geçen sezon da olamadılar. Hep tecrübe kazandılar. Hep tecrübe kazandılar, kazandılar. Yani bir noktada da zaten bence illaki en son noktaya ulaşacaklar. O sezon bu sezon mu olacak bilmiyoruz. Trabzonspor'da gördüğümüz o kaldı 7 gibi ifadeleri Başakşehir'de görüyoruz. Okan Hoca mesela çok iştahlıyım şampiyonluk için diyor. Tabii Vişçe o sene bu sene artık diyor. Vişçe yıllardır uğraşıyor. Yani orada büyük bir emek var. Yani umarım hak eden kazanır. Hani bu hakem tartışmalarından falan bahsetmeden hak edenin kazandığı bir şampiyonluk olur. Bu arada Başakşehir kulübü bir paylaşım yapmış. Ona çok güldüm maçtan önce. Ne? Artı birimiz de burada deyip Tahsin'in tek fotoğrafını koymuş. Tahsin de paylaşmış onu. Arkadan çok güzel bir paylaşım olmuş. Tahsin de iyi bir voley izleyicisi. Evet. Ona da buradan selam yollayalım. Biz Katar'da beraberdik kendisine, yayıncı kuruluşun davetlisi olarak. Daha önce de konuşuyorduk sosyal medyadan ama orada birkaç gün geçirdik. Yani gerçekten kamera önündeki o insanın aynısını görmek beni çok mutlu etti. Çünkü komedyenlerin birçoğu ciddi olurlar ama Tahsin... Komedyenler komik olmuyor genelde gerçekten. Evet, yani o sadece kamera önünde o şakaları yapıp özel hayatında sadece en yakınları arasında olur ama Tahsin çok... Başka bir kardeşimiz. Çok da seviyorum. Ona da selam olsun buradan. Başakşehir de bu şekilde yoluna devam ediyor diyelim. Beşiktaş'la devam edelim. Beşiktaş için hep söylediğimiz şey şuydu abi. Hani daha sıkıntılı günler bekliyor. Hı hı. Hem ekonomik anlamda hem takım içindeki düzene bakarsak sıkıntılı günler bekliyordu Beşiktaş'ı. Antalyaspor karşısında da 2-1 mağlup oldu siyah beyazlılar. Aslında pozisyonu da girdiler ikinci yarıda. Hani evet, Bofe'nin ikinci yarı bayağı girdi. Bayağı girdi. Maçı kazanacak kadar pozisyona aynen girdi Beşiktaş. Ama Sergen Hoca'nın dediği gibi yani tekrarladı o söylediği sözü. Hani gol vuruşu ya vardır ya yoktur. Kalite ya vardır ya yoktur dedi Sergen Hoca. Yani ben bu oyunculara bu kaliteyi maalesef aktıramıyorum, yükleyemiyorum dedi. Ya kondisyon yüklenir. Bireysel taktik yüklenir. Organizasyon toplu halde hareket etme bunlar yapılır ama tabii yeteneği yükleyemiyorsun. Sergen Yalçın'ın
DNA'larını incelemek lazım mesela. Futbol vardır içinde. Vardır, muhakkak vardır. Hani, yani öyle bir kod yoksa bile Sergen Yalçın'da tabii, vardır yani. Onun matematiksel olarak da onun şeyleri olsa keşke mesela. Hani dünyada evet. Kaç kişi de vardır atıyorum 1000 kişi diyelim. Belki o 1000 kişiden futbolcu olamayan da vardır. Heh, mesela işte biri benim diyormuşum şimdi değil mi? Mesela ukalalık yapıyorum. Yok şaka yapıyorum tabii de. Yani DNA baktığımız zaman DNA yapısına Sergen Hoca'nın bu vardır. Ama mesela diye bir de yoktur. Diye bir de yok çünkü yani. Diye bir atletik bir oyuncu. Tamam ya. Sol ayağı idare eder ama çok şey beklediğin zaman diye birden ki Sergen Hoca bunu almayı umdu. Açıklamaları da hep o yöndeydi. Yani diye bir kazanacağız diye. Fakat çok da kazanılacak gibi durmuyor. O bir maçtan sonra karşı karşıya bir gol kaçırmıştı. Sonra Beşiktaş önüne bir gol yedi. Orada bıraktı Sergen Hoca. Ankara Gücü maçı mıydı? İçeride bir maçtı. Ankara Gücü maçı mıydı diye birini kaçırdı. O ilk şey maçta, o değil. Sergen Yalçın Hoca değildi orada. He, Abdullah Hoca zamanıydı. Doğru. O Abdullah Hoca zamanıydı. Sergen Hoca zamanında diye bir inanılmaz bir gol kaçırmıştı. Sergen Hoca da şey demişti basın toplantısında, hani ben hiç frikik çalışmadım arkadaşlar demişti hani. O pozisyon için söylenmiş. O da doğru yaptı. Değil ama. Yani o kadarı da tamam, şimdi DNA'n tamam da. Hani o da kötü örnek. Yani. İyi örnek değil, değil mi? Herkes sırf DNA ile olmuyor. Hani Sergen Yalçın da oluyor. Ama o kadar baskın bir geni var ki. Yani işte keşke var. Sergen Hoca hani bir böyle de çalışsaymış. Kopyalayabilsek. Bir de hani, Sergen Yalçın çalışkanını işte o zaman Messi oluyorsun. Messi işte. Oluyorsun. Yani o çok başka bir seviye. Ama Beşiktaş'ta tabii hani şu eleştirilere katılıyorum. Basında da sıkça yer aldı. Başlangıç 11'i. Evet. Tercihleri. Orada biraz Sergen Hoca başka bir şey düşündü. Olmadı. Ersin'e şans verdi. Ersin'i kazanırsınız. Tabii yediği ki maçı kaybedebilirsiniz ama yediği gollerde çok fazla hatası olduğunu düşünmüyorum. Hatta golden önceki pozisyonu evet, çıkardı. Yani Ersin yer tutuşunu, kaleye hakimiyetini gördüğümüzde ilk maç için bence fena değildi. Yani Ersin'in üzerine kattığınız zaman eli yüz düzgün bir isim elde edebilirsiniz. O çok büyük avantaj. Tabii ki az kaleci olmalı. Belki Ersin'le devam etmeyecek Beşiktaş ama Ersin'i de önümüzdeki sene mesela sırf kupa maçlarını kapatırsın Ersin'e, ligde de zaman zaman şans verirsin. Bir sonraki senin yatırımını yaparsın. Ondan sonra kaleyi Ersin'e devredersin. 10 sene kafan rahat olur. Ersin de bu şansı kullanırsa. Yani böyle isimleri mesela Rıdvan'ı çok beğendim. Şöyle çok hareketli beğendim. Bir oyuncu. Aklıyla oynuyor. Bana Ferhat'ın ilk zamanlarını hatırlatıyor. Ferhat Öztürk'ün Galatasaray'da. Vücut dili ve belki saç renginden, hareketlerinden. Ama defansif anlamda tabii ki eksiği var. Onu nasıl kapatacak? Bir de güç eksiği var. Yani güçlenmesi yani lazım. Bu olur. Yani şeyde var, Rıdvan'da var o özellik, yetenek var. Ve topu kullanırken ortalama bir sol bekin daha üzerinde kullanıyor. Yani yaşına rağmen. Öyle bir pas veriyor ki bir sonraki hamleyi akıl edip, düşünüp ona göre pozisyon oluyor. Bu çok önemli bir meziyet. Yani verdikten sonra durmuyor, beklemiyor, devam ediyor. Oyna devam et, oyna katılıyor. Devam et. Oyunun içinde bu çok önemli. Normalde biz sol beklerden bunu görmüyoruz. Ve altyapılarda hocaların hep istediği şey budur. Ver, devam et. Genelde sol bekler şey yapar. Hani verir, durur. Verir, yani sol önündeki oyuncuya böyle açarak verir ve orada durur. Bitti. Mesela Hasan Ali çok yaptı bunu yıllarca. Fenerbahçe taraftarı. Yani beni o kadar iyi anladın ki şu anda. Hani konuyu yani, oraya getireceğimi çok iyi anladın. Ve şu, yani Hasan Ali'nin de yetenekleri var. Mesela kendine. Hasan Ali konusunda Fenerbahçe taraftarı evet yani birçok eleştiri yaptı. Ama o da mesela çok çalışkan bir oyuncu. Yani onun da iyi yönleri var. Ama Fenerbahçe taraftarı başka bir şey istiyor farklı, Hasan Ali. Farklı. Büyük takım sol bekinde daha farklı evet, özellikler. Mesela Caner yıllarca yaptı. Verdi, devam etti. Andres verdi, Santos, devam etti. Bu kolay değil. Vermeden devam etti. Yani kendi başına devam kendi etti. Kendi alıp gider. O başka bir meziyet. Yani Rıdvan bu konuda bence önümüzdeki yıllarda milli takım için de çok güzel bir opsiyon olur. Yeter ki güçlensin, kendine iyi baksın ve fiziğini arttırsın. Tam burada şeyi söyleyeceğim. Tümer Metin söyledi son programda. Leic için Sergen Yalçın söylemiş. Gördün mü bilmiyorum abi. Yok, açıklamayı. Ne dedi? Şimdi buradan söyleyeyim. Sergen Hoca ile sohbet ettik diyor Tümer Metin. Aha. Bir gün Leic'e demiş ki, oğlum sen ne yapıyorsun? Demiş. Sergen Leic'e diyor. Leic'e diyor. Bana bir söyle. Leic'i 4 maç oynattım. 3 defa ceza sahasına girdi. Atiba kadar top kazansa geriye çekeceğim. Sosa tarzı gibi. O da yok. Ne yapıyorsun o zaman demiş Leic'e. Çok mantıklı. Yani senin hani alıp yana vermek değil mevzu. Yani alacak, ayağın dışıyla dürtecek, yana verecek. Ya da şut pozisyonu bulduğu zaman bir tane belki vuracak. O da tek vuruşu var. Uzak köşeye. Vuracak. Yani biraz oyun görüşünü geliştirmesi lazım onun da. Tam yetenekli oyuncu ama yani Beşiktaş çok daha yetenekli oyuncular gördüğü için o tarihte. O bölgede.
Yani mesela Sosa'yı gördü Beşiktaş ya en basitinden. Talisca'yı gördü. Ya eski gidelim Delgado'yu gördü. Hani evet. Delgado yani orada Ricardinho'lar hani gerçekten o bölge Beşiktaş için çok kıymetli. Şifo Mehmetler, Sergenler hani çok isim gördü. Orada Laiç şey kalıyor. Biraz daha kendini şey yapması lazım. Vermesi lazım. Ha, veremiyorsa da gitmesi lazım. Bu kadar. Aynen öyle. Bitti mi program? Bitti. Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.